Evet kardeşlerim sizlerle beraber geçen videoda iç politika adını verdiğimiz politikadan bahsediyorduk. Özellikle Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemelerinden bahsettik. Atatürk döneminde kardeşlerim o iç politikada yaşanan bir sürü de isyan var ha az kalsın unutuyorduk. Mesela o isyanlarda Ağrı'da isyan var, Dersim'de isyan var, değil mi? Mutki'de isyan var, Sason isyanı var, bir sürü isyan var. Kardeşlerim onların derinlemesine girmene gerek yok. Sason isyanı, Mutki isyanı, Ağrı isyanı, Dersim, Tunceli olayları gerek yok. Bakmana bile gerek yok. Sadece burada yaşanan bir olayımız var. Bak o önemli. Bursa olayı adını veriyoruz biz buna. Sevgili kardeşlerim Bursa olayı adını verdiğimiz bu olay var ya Bursa'da Ulu Cami'de ezanın Türkçe okunması sonucunda ortaya çıkıyor. Peki gelin bakalım şöyle bir göz atalım. Özellikle kardeşlerim tarikat mensuplarından Konyalı İbrahim önderliğinde isyan başlıyor. Bursa olayı deniliyor buna. Bursa olacağında kardeşlerim mezan Türkçe okununca tabii ki insanları sokağa döküp bunu protesto ediyorlar. Ve bu olaya Mustafa Kemal bu bir din değil dil meselesidir sözünü söylüyor. Bak buradan soru gelir. Bu bir din değil, din meselesidir sözü Bursa olayı için söylenmiştir. Ezanın Türkçe okunduğu noktasını bil yeterli. Bir de kardeşlerim 1900 özellikle 32'de bakın 32 yılında iki tane önemli nokta var. Bazen böyle sert soru bankaları var yani ya, detaya inen soru bankaları buradan soru soruyorlar. Ama ÖSYM hiç sormamış. Sormaz da. Yine de bir kenarda dursun diye video ders notumuzun köşesine iliştirdim bunu. Özellikle kardeşlerim yere batan camiinde Hafız Yaşar Okur tarafından kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in ilk Türkçe meali okundu. 1932'de Kur'an-ı Kerim'in ilk Türkçe meali kardeşlerim Hafız Yaşar Okur tarafından. 1932'de Fatih Camii'nde Hafız Rıfat Bey tarafından da kardeşlerim ilk Türkçe ezan okunacak. 1932'de dikkat ediniz ilk Türkçe ezan nerede okundu? Fatih Camii'nde. İlk Türkçe ezan Fatih Camii'nde okunmuştur. Özellikle Hafız Rıfat Bey tarafından kardeşlerim okunmuştur. Ama halk Bursa'da, Ulu Camii'nde minareden Türkçe ezan yükselince kardeşlerim 33'te bu olayı ne yapmıştır? çıkarmıştır diyelim. Evet sizlerle beraber şimdi Atatürk ilkelerine geçebiliriz. Atatürk ilkeleri. Bak Atatürk ilkeleri önemli. Niye önemli? Çünkü Atatürk ilkelerinden kardeşlerim mutlaka bir tane soru geliyor. Sizlerden ricam ne olur detaya girmeyin. Ne olur ezber yapmayın. Bazı şifre kelimeler var. O kelimelere göre hareket edin. Çünkü Atatürk'ün sözünü verip ilke soruyorlar. Bazen kardeşlerim direkt de sorabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir diye geçtiğimiz yıllarda sordukları gibi. Bu yüzden de kardeşlerim şifre kelimeler her şeyin ilacı. Kardeşlerim ilk önce Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan temel etkenlere bir göz atalım. Atatürkçü düşünce sisteminde kimler var? Kimler yok? Kardeşlerim şöyle bir bakalım sizlerle beraber. Mesela Atatürkçü düşünce sistemini hazırlayan etkenlere baktığımızda Namık Kemal, kardeşlerim Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp bunları görmekteyiz. Özellikle kardeşlerim Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan önemli isimler bunlar. Bu arada gördünüz değil mi? Tevfiktir aslında ama yanlış yazılmış olsun. Onu düzeltin. Sevgili kardeşlerim Namık Kemal. Bak önemli bir isim Namık Kemal. Namık Kemal. Kardeşlerim vatan şairimiz bizim Namık Kemal ve Mustafa Kemal Namık Kemal için diyor ki Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses diyor. Meşruti görüşüyle ön plana çıkan vatan şairimiz kardeşlerim Namık Kemal kardeşlerim. Bakın onun için diyor ki Türk milletinin yüzyıllardır beklediği sestir diyor Namık Kemal. Böyle sorarlar. Derler ki Mustafa Kemal'in Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses olarak nitelendirdiği ünlü isim kim? Namık Kemal. Sevgili kardeşlerim Mehmet Emin Yurdakul Cenge Giderken adlı şiirini çok seviyor. Tabi Cenge Giderken kardeşlerim Dömeke Meydan Muharebesi sırasında yazılmış değil mi? Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur. Ya cenge giderken adlı şiir var ya onu o kadar çok severmiş ki. Kardeşlerim Mehmet Emin yurda o şiirini nereye gitse kalk bakalım çocuk oku der birini kaldırır okuttururmuş. Sevgili kardeşlerim ve dermiş ki bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmaktayım dermiş. Mustafa Kemal. Bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmaktayım diyor Ceng'i giderken. Sevgili kardeşlerim Tevfik Fikret, Y değil V olacak Tevfik Fikret. Kardeşlerim çağdaşlığı, inkılapçılığı ondan etkileniyor Mustafa Kemal. Çağdaş bir adam, inkılapçı bir adam Tevfik Fikret. Mesela onun kardeşlerim siz Ferda Rücu adlı şiirini çok seviyor. Aynı zamanda Ziya Gökalp. Onun dilde birlik. Kardeşlerim özellikle kültürde birlik ilkelerini çok seviyor. Ziya Gökalp kardeşlerim. Ziya Gökalp. Biliyorsunuz Türkçülük fikir akımında öncülerinden kendisi. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal. Bunlar Mustafa Kemal'in düşünce sistemini etkileyen önemli isimler. Tabii Kardeşlerim çok Avrupa kitaplarından da besleniyor Mustafa Kemal. Mesela Fransız İhtilali'nin hazırlayıcılarından olan Jean-Jacques Rousseau'ların kardeşlerim eserlerinden de beslenmiş Mustafa Kemal. Mesela Atatürk ilkelerini oluştururken birçoğunda Fransız İhtilali'nin bakın etkilerini görüyorsunuz. Mesela laiklik ilkesi Kardeşlerim layıklığı nereden öğrendi Mustafa Kemal? Fransız ihtilalinden besleniyor. Cumhuriyetçilik, halkçılık değil mi? Milliyetçilik bunlar. Kardeşlerim özellikle Fransız ihtilalinden beslenerek oluşturulmuş. Ama tabi devletçilik değil. Yani hepsi olmasa da ilkelerin bir kısmında Fransız ihtilalinin etkisi var mı? Var. Sevgili kardeşlerim bakınız 6 tane temel ilkemiz var. Bu ilkelerden İkisinden asla taviz verme. Cumhuriyetçilik ve laiklik. Bu ilkelerden ilk yürürlüğe giren kardeşlerim tabii ki milliyetçilik. Kurtuluş savaşı. Kurtuluş savaşı bir milliyetçiliktir, bağımsızlık değil mi? Kapitülasyonlara karşı geliş, manda ve himayeye karşı geliş, ayrıcalıklara karşı geliş, bağımsızlık kokan her şey milliyetçiliktir. Bu ilkeler 1931'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programında yer almış ve 1937'de de anayasa nitelikleri içerisinde ne yapmış kardeşlerim yer almıştır. Dönemin ihtiyaçlarından ortaya çıkan Atatürk ilkelerine gelin şöyle bir bakalım. Tabi bu ilkelerden en son yürürlüğe girecek olanlar da kardeşlerim devletçilik ilkesidir. Devletçilik en son. Özellikle hepsi bir anda çıkmamış yani. Bak hepsi bir anda ortaya konulmamış. Devletçilik sonradan doğuyor. Sevgili kardeşlerim, Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilikle başlayalım. Asla taviz verme. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyette temel ilke seçimdir. Seçim, seçmen, demokrasi, cumhuriyetçilik. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz bu yola çıktığımız günden beridir ki hep bunu ifade ediyoruz. Cumhuriyet rejimi demokratik bir devlet yönetimidir. Evet. Peki şifre kelimelerine bakalım mı? Bizi ilgilendiren zaten şifre kelimeleri. Şifre kelimelerini gör, başka bir şeye bakmana gerek yok. Mesela ulusal egemenlik, milli egemenlik, ulusal irade, milli irade cumhuriyetçiliktir. Kardeşlerim demokrasi cumhuriyetçiliktir. Seçme ve seçilme hakkı cumhuriyetçiliktir. Oy kullanma cumhuriyetçiliktir. Meclis ulusal egemenlikle ilgili halkın seçtiği kişilerden oluşuyor. Cumhuriyetçiliktir. Siyasal partiler çoğulculuk cumhuriyetçiliktir. Seçim seçmen değil mi? Oy cumhuriyetçiliktir. Bunları Atatürk'ün sözünde gördün mü? Cumhuriyetçiliği işaretle. Basit bak. Atatürk ilkelerinde detaya girersen yapamazsın. Basit bakacaksın, çok kolaylaşacak sorular. Zaten yayıncı kuruluşların sorularını yapman zor. Çünkü onlar kardeşlerim yazarın düşüncesini düşünmenizi istiyorlar. Yazarın o andaki düşüncesini aklından geçenleri bilebilir misin? Hayır. Ama ÖSYM kardeşlerim sorularında mutlaka ipuçlarını açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Mesela çıkmış soruları çöz çok rahat çözersin. Ama yayıncı kuruluşlarda sıkıntı yaşarsın. Benim kitabımda soru bankamda sıkıntı yaşamazsın. O yüzden dikkat et. Sevgili kardeşlerim, çünkü ÖSYM soruları paralelinde hazırladım ben soru bankasını. Dikkat edin. Alın göreceksiniz. Hoşunuza gidecek ve nasıl tarih yaptığınızın o aşkına, şevkine varacaksınız. Kardeşlerim, mesela cumhuriyetçilik dedik. Bir sürü inkılap var. Video ders notumuza da yazdık bunları. Hepsine şöyle bir bakın, geçin. Ezber yapmayın. Kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, meclis açılıyor, halk yönetime katılıyor. Cumhuriyetçilik. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, daha fazla insan oy kullanıyor. Mesela oy verme şartı, vergi verme şartını kaldırıyor. Herkes oy kullanıyor. Bak bu da cumhuriyetçiliktir. Mesela seçmen yaşını 22'den 18'e düşürüyorum. Bu da cumhuriyetçiliktir. Çünkü daha fazla insanın oy kullanması, daha fazla insanın yönetime katılmasını sağladığın her nokta cumhuriyetçiliktir. Kadına seçme ve seçilme hakkını verdin 34'te. Daha fazla insan oy kullandı. Oy kullanmada vergi şartını kaldırdın. Daha fazla insan oy kullandı. Seçmen yaşını 22'den 18'e düşürdün. Daha fazla insan sandık başına gitti oy kullandı. Cumhuriyetçilik bunlar. Sevgili kardeşlerim orduyu siyasetten ayırdım. E demokratikleşme için bu da cumhuriyetçiliktir hem de cumhuriyet rejimini koruyorum. Aynı zamanda siyasal partilerin kurulması, çoğulculuk, cumhuriyetin ilan edilmesi zaten saltanat kaldırılıyor. Ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel olduğu için cumhuriyetçilik 21 Anayasasında kardeşlerim egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. 24 Anayasasında yönetim şekli cumhuriyettir diyor. Değil mi? Bunlar da cumhuriyetçiliktir. Gel bakalım. Kardeşlerim milliyetçilik, milliyetçilik. Milliyetçilik akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, yüceltici, insani ve barışçıdır. Yani ırkçı değildir. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa karşı, kafatasçılığa karşı kardeşlerim. Kendini Türk hisseden herkes Türk diyor. Kardeşlerim dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk kabul eden herkesi Türk olarak görür. Aynı zamanda ayırıcı değil birleştiricidir. ırkçılığa karşıdır. Bak milliyetçilik. Kardeşlerim, özellikle milliyetçiliğin şifre kelimeleri. Bak ulusal bağımsızlık milliyetçiliktir. Milli bağımsızlık milliyetçiliktir. Aynı zamanda dil, kültür, tarih birliği kardeşlerim milliyetçiliktir. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Dil, kültür, tarih birliği için yapılıyor. Milliyetçilik, vatan sevgisi öne çıkıyor milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik milliyetçilik, ırk ayrımı yapmama milliyetçilik. Nerede Türk kelimesini görsen milliyetçilikte. 2021 KPSS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerim? milliyetçilik ilkesine girer diyor. E Türk parasını koruma kanunu diyor. Bitti. Türk kelimesini gördüm milliyetçilik. Bak çok detaya girmene gerek yok. Basit düşüneceksin. Detaya girdin mi bunlar zorlaşıyor. Detaya girme yaparsın. Sevgili kardeşlerim özellikle milliyetçilik ilkesi doğrultusunda İzmir İktisat Kongresi'nde yayınlanan misak-ı iktisadi, milli iktisat kanunları, milliyetçilik. Kardeşlerim kabotaj kanunu. Kabotaj kanununda diyor ki Türk karasularında, denizlerde, göllerde, ırmaklarda ticaret ve taşımacılık hakkı Türk gemicilere verildi diyor. Bak Türk, Türk, Türk milliyetçilik. Ama motomot mot ezberleme. Yani kabotaj milliyetçilik, kabotaj milliyetçilik diye ezber yapma diyorum sana. Sana bir cümle verir. Kabotaj kanunuyla birlikte ticaret devlet eliyle yapılacak dedi mi o zaman devletçilik oluyor işte. Anlatabildim mi? Yani sana cümleye göre ilke sorar. Cümleye göre de dikkat etmen lazım. Sevgili kardeşlerim, Türk Tarih Kurumu, milliyetçilik. Türk Dil Kurumu, değil mi? Milliyetçilik. Yabancı okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, yabancı okullarda Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe derslerinin Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe olarak verilmesi. Bak, Türk, Türk, Türk. Türk milliyetçilik. Gördün mü? Özellikle Türk parasını koruma kanunu, tak söyledik, çıktı. Kardeşlerim yabancı işletmelerin satın alınıp millileştirilmesi. Reji idaresi tütün tekenini satın aldım millileştirdim. Milliyetçilik. Adana Mersin demir yolunu Fransızlardan zorla satın aldım millileştirdim. Milliyetçilik. Kardeşim Haydarpaşa limanını yabancılardan satın aldım millileştirdim. Bak milliyetçiliktir bu. Ama şöyle deseydim. Mesela kardeşlerim reji idaresini devlet satın alarak tütünü kendi üretmeye başladı. O zaman devletçilik olurdu anlatabildim mi? Yani cümleye göre sorarsa dikkat edin. Anlatabildim mi kardeşlerim? Amana. Ne kadar çok güzel soru çözersen, çıkmış soruları çözersen ilkeleri oturtursun. Sevgili kardeşlerim, özellikle bunlarda milliyetçilikti. Halkçılık. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılıktır. Bu da güzel bir soru olur. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Veya halkçılık yukarıda verilen ilkelerden hangisi ya da hangilerinin doğal sonucudur? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliği doğrudan kardeşlerim ilgili ise o zaman cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğe giren inkılapların bir kısmı halkçılıkta da yer alacak demektir. Halkın kendi kendini yönetmesi bak mesela. Kardeşlerim kanunlar önünde eşitlik. Halkçılık sınıf mücadelesini reddediyor sosyal dayanışmayı öngörüyor. Halkçılık denildiği zaman eşitlik aklına gelsin. Mesela eşitlik. Eşitliği ifade eden cümleler yok mu? Herkes, hiç kimse, hepimiz. Bak bunlar da halkçılığı gösteriyor. Hepimiz, hiç kimse, herkes halkçılık. Kardeşlerim sosyal adalet halkçılıktır. Sosyal devlet anlayışı halkçılıktır. Ayrıcalıksız toplum halkçılıktır. Ayrıcalıkları reddet. Halkçılık. Kardeşlerim sınıf farklılıklarının reddi halkçılık. Eşitlik gördün mü? Hepimiz, herkes, hiç kimse, değil mi? Halkçılık. Unutma. Peki, kardeşim egemenliği halka verdim. Cumhuriyetçilik aynı zamanda halk için bir yönetim halkçılık. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdim. Cumhuriyetçilik ama eşit oldular mı şimdi erkekle siyasette? Değil mi 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle kadın erkek eşitliği ne yaptı? Geldi. Bak gördün mü? Bu da kardeşim halkçılık. Hem cumhuriyetçilik hem halkçılığa giriyor. Kanun önünde eşitlik. Bak azınlıkları Türk vatandaşı saydım. Herkes bir. Halkçılık Türk vatandaşı sayma. Milliyetçilik. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılık diyoruz ya. O yüzden bak bu inkılaplar cumhuriyetçiliğe de giriyor, halkçılığa da, milliyetçiliğe de giriyor, halkçılığa da. Sevgili kardeşlerim, aşar vergisinin kaldırılması doğrudan halkçılıktır. Özellikle sosyal devlet anlayışı, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmetleri halkçılıktır. Soyadı kanunu halkçılıktır. 1934 Soyadı Kanunu A Paşa Hanımefendi gibi ayrıcalık bildiren soyadları, ünvanları daha doğrusu pardon ortadan kaldırıyor. Halkçılıktır. Kardeşlerim okuma yazma seferberliği, herkes okuma yazma öğrensin. Millet mekteplerinin açılması mesela değil mi? Halkçılıktır. Bak herkes öğrenecek çünkü. Kardeşlerim halkçılık denildiği zaman bunlara dikkat et. Daha fazla çoğaltabilirsin tabii. İnkılapları daha fazla çoğaltabilirsin. Ama çok da şöyle yorum yapma. Bu şundan dolayı halkçılıktır, şundan 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 ötürü. Niye? Bu sefer tavuğun suyunun 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 düşünürsen çok basit soruları kaçırabilirsin. O yüzden ÖSYM daha görünür, daha basit soruyor. İlkeleri de çok fazla yorum yapma, detaya girme. Kardeşlerim laiklik, aha laiklik asla taviz verme. Laiklik din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Toplumun ihtiyaçları din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla giderilmeye çalışılacak. Aynı zamanda din, vicdan, ibadet hürriyetini ön plana çıkartıyor. Kardeşlerim laiklik ilkesinden taviz yok, cumhuriyetçilikten taviz yok. Peki özellikle kardeşlerim 1937'de biliyorsunuz anayasal güvence altına ne yapılmış bunlar? Alınmış. Sevgili kardeşlerim, bir kere laiklik ilkesinde akılcılık ve bilimselliği görüyorum. Laiklik ilkesinde vicdan kelimesini görüyorum. Vicdan. Vicdan. Atatürk'ün sözünde vicdan geçti mi laiklik? Mezhebi görüyorum. Kardeşlerim, ruhban, batıl inancı görüyorum. Ruhban, batıl inanç. Bunlar laikliktir. Dinsel bir kelime gördün mü? Laiklikte. Özellikle kardeşlerim laikliğin aşamaları her bir yerde aynıdır. Sıkıntı yok. Saltanatın kaldırılması laikliğin birinci basamağıdır. Niye? Çünkü saltanat kaldırılacak ve siyasi gücünü ne yapacak hilafet kaybedecek. İkinci adım halifeliğin kaldırılmasıdır. Bazen kaynaklarda halifeliğin kaldırılmasını kardeşlerim hem laiklik içinde alırlar hem de milliyetçilik içinde de alabilirler. Neden? Çünkü halifelik kaldırılarak ümmetçi anlayıştan ulusçu anlayışa doğru yol alındığı için milliyetçiliğe de girdirirler. Ama bu detay bir düşüncedir. O yüzden işte bunlara çok fazla ne yapma girme. Sevgili kardeşlerim şeriye vekaletinin kaldırılması. Şeriye vekaleti kaldırılıyor. Böylece Şeyhülislamlık Bab-ı Meşihat Dairesi kökten bitiyor. Şeriye vekaleti kaldırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor ve Rıfat Börekçi de ilk Diyanet İşleri Başkanımız oluyor. Şeria vekaletinin kaldırılması. Kardeşlerim, tevhid tedrisat yasası ve 8 gün sonra kardeşlerim özellikle bakınız medreselerin kapatılması. tevhid tedrisat yasasından sonra kardeşlerim medreseler kapatılır. Bu da işte laiklik ilkesine giriyor. Peki şöyle deseydi tevhid-i tedrisat ile birlikte kardeşlerim özellikle bütün yabancı okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır deseydi milliyetçilik olurdu. Tevhid-i Tedisat Yasası ile birlikte eğitimde fırsat eşitliği geldi deseydi halkçılık olurdu. Bak cümleye göre değişiyor. Kardeşlerim tek gezaviye türbeler kapatıldı. 1925'te özellikle Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu Mecelle'yi ortadan kaldırdığı için laikliktir. Türk'ün Medeni Kanunu milliyetçiliktir. Türk medeni kanunuyla birlikte kadın erkek arasında toplumsal alanda eşitlik geldi halkçılıktır. Bak görüyor musun cümleye göre değişir. 1928'de devletin din İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartıldı. 37'de ilkeler anayasal güvence altına ne yaptı? Alındı. Sevgili kardeşlerim bunlar da layıklığın aşamaları. Peki gel bakalım devletçilik. Halkçılığın doğal sonucu devletçiliktir. Bak güzel bir soru olur. Aşağıdakilerden hangisi? Halkçılığın doğal sonucudur. Devletçilik. Devletçilik, devletin ekonomik alanda doğrudan doğruyan müdahalesini öngörür. Devlet yapar, devlet işletir, devlet alır, devlet satar. Devlet devlet. Değil mi? Mesela kardeşlerim bakıyorsun devlet hastanesi devletçilik. Ama medikal bakıyorsun değil mi devletçiliğe girmiyor. Öyle düşünün bunu. Sevgili kardeşlerim, Atatürk'e göre devletçilik özel teşebbüs hürriyetinin reddi değildir. Özel teşebbüsü reddetmiyor. Keşke halk yapsaydı da devlet bu kadar ekonomide öne çıkmasaydı. Çünkü Teşviki Sanayi Kanunu halka diyor ki aç diyor. Teşviki Sanayi Kanunu gel diyor halka gel. Araziyi vereyim, depolama imkanı vereyim, ucuza taşıyayım, vergi muafiyeti getireyim. Gel diyor sen fabrika aç teşviki sanayi halka teşvik ediyor. Ama uygulanamadı işte ekonomik kriz var. E teknik eleman yok kardeşlerim, sermaye yok. Bu yüzden uygulanamayınca devletçilik ilkesi yürürlüğe giriyor. 1900 işte 32'li 33'lü yıllardan itibaren artık devlet yapıyor, devlet kuruyor, devlet satıyor. Kardeşlerim, planlı ekonomi başlıyor. 5 yıllık kalkınma planları. Özellikle devletçilik ilkesi Beş yıllık kalkınma planı, birinci 5 yıllık kalkınma planı, ikinci 5 yıllık kalkınma planı değil mi? Bunlar devletçiliğe girer. Fabrika ve işletmeleri devlet yapıyorsa, mesela Paşabahçe Cam Fabrikası, İzmit SEKA Kağıt Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası, devlet açıyor, devlet kuruyorsa devletçiliktir kardeşlerim unutma. Ama özel olursa devletçiliğe girmiyor. Sevgili kardeşlerim Sümer Bank, Etibank, Merkez Bankası, Devletçiliktir ama iş bankası devletçilik değildir. Çünkü iş bankası özeldir. Sevgili kardeşlerim faiz oranlarına devletin müdahale etmesi devletçiliktir. Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi devletçilik. Kardeşlerim inkılapçılık, inkılapçılık bak bu da önemli. Kardeşlerim toplumun eski düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilsin diyor. İnkılapçılık. Kardeşlerim çağa ayak uydurmak gelişmeleri takip etmek ve uygar medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkabilmek için bu ilke kardeşlerim temel amacı bunlardır diyor. Aynı zamanda aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaşlaşmayı sürdür diyor. Durağan, hareketsiz kalma, sürekli dinamik ol diyor. İnkılapçılık Atatürk ilkelerinin tümünü bünyesinde topluyor kardeşlerim. İnkılapçılık. Yani e şimdi çağdaşlaşma şifre kelimeler. Çağdaşlaşma, medeniyet, devrim, yenileşme, kardeşlerim köklü değişim, muhasırlaşma, modernleşme bunların hepsi inkılapçılığa giriyor. İnkılapçılık da bu. Sevgili kardeşlerim 1931'de parti programına alındılar. 37'de anayasal nitelikleri içerisinde yer aldılar. Ve dönemin ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıktılar hepsi bir anda ortaya çıkmadı. Kardeşlerim tek tek farklı zamanlarda ortaya çıktılar. Fransız ihtilalinden bir kısmı etkilendi. Bir kısmı da nutuk içerisinde ne yaptı yer aldı. Nutuğun tarihi biliyorsunuz 27'de bittiği için mesela devletçilik nutukta yok. Anlatabildim mi öyle düşün. Sevgili kardeşlerim bir de bunların bütünleyici ilkeleri vardır. Özellikle Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri. Bakınız milliyetçilik, milli bağımsızlık. Kardeşlerim milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, ulusal bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik bunlar milliyetçiliktir. Mesela ulusal egemenlik dedi mi cumhuriyetçiliktir. Akılcılık ve bilimsellik laikliktir. Çağdaşlaşma, batıllaşma inkılapçılıktır. Yurtta barış, cihanda barış diyor. Yurtta sulh, cihanda sulh. Halkçılık ve milliyetçiliktir. Kardeşlerim, insan ve insanlık sevgisi bütün ilkeleri ne yapar? Kapsayı verir. Sevgili kardeşlerim, Atatürk ilkelerine dikkat et. Şifre kelimelere dikkat et. Atatürk'ün sözü verilip sana ilke sorusuyla gelecekler. O yüzden de bu sene ilkelerden bir soru karşına çıkacak. Dikkat et. Evet sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber özellikle Atatürk ilkelerinde geride ne yaptık? Bıraktık. Atatürk ilkeleri bir sorunun geleceği yer ve o yüzden de vurguladığımız noktalara dikkat et. Çıkmış sorular üzerinden yürü. Soru bankamdan soru çöz göreceksin. Evet sizlerle beraber diğer videoda Atatürk'ün hayatıyla yolumuza devam edelim.